Selamlar sevgiler arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün WinRAR ile katılımsız kurulum yapmak ve portable program oluşturmak adına işlemler yapacağım. Öncelikle sisteminizde daha evvelden WinRAR programının yüklü olması gerekmektedir. Tüm işlemler WinRAR'lı olacağından dolayı. WinRAR'la beraber kullanacağımız ek ilave ekstra program, iki program daha var. ResSecure ve USSF programı. Bu programla parametre buluyoruz. ResSecure'la simge değişimi yapıyoruz. Ama öncelikle WinRAR'la WinRAR'ı kurmamız gerekiyor. WinRAR'ı kurun, sitesinden de edinin. WinRAR diye buradan yazın Google'a. İlk sayfadan WinRAR'ı download edin, indirip kurun sisteminizi. Burada kalsın bu şimdilik. Evet arkadaşlar, WinRAR'la şimdi bir kurulmuş bu programı portable hale getirelim. Şu anda ben Notepad kullanıyorum. Notepad programı kurulu sistemimde. Bunu portable hale getireceğim şimdi. Program Files'e giriyorum, kurulu olduğu yere. Notepad'e. 64 bit olduğu için Program Files'te. Evet. Burada. Notepad'in içine girelim. Bu programı arkadaşlar veya herhangi bir programı portable yapacağız şimdi. Burada dosyaları, içerikleri burada arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz. WinRAR'la arşive ekle diyoruz arkadaşlar. Burada sıkıştırma yöntemini soruyor bize. En iyi yapıyoruz bunu. Aşağıdan 64 MB'ı seçin. Daha iyi sıkıştırır. Katı arşiv oluştur. SFX arşivi oluştur. Bunları seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra gelişmişe geliyoruz. SFX seçenekleri var. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Modlar var. Mod kısmına geçici klasörü aç. Tümünü gizle. Burada geçici klasörü aç, tümünü gizle seçtim. Ondan sonra genele girelim. Pardon, güncellemeye. Burada da güncelleme, dosya ayıkla ve güncelle. Tüm dosyaların üzerine yaz diye seçiyoruz. Bu seçenekleri seçiyoruz arkadaşlar. Modları seçtik zaten. Geçici klasörü aç, tümünü seç. Kuruluma geliyoruz arkadaşlar. Kurulumda Notepad'in bulunduğu dizinler neresi mesela? Dizinin ismini yazıyoruz buraya. Notepad yazalım şimdi. Notepad artı artı sola slash yapıyoruz. İçine girelim, hangi dosyayı çalıştıracağız? Notepad'i. Bu Notepad'i kopyalıyoruz arkadaşlar, kısa yolunu. Buraya yazıyoruz arkadaşlar. Nokta ekse uzantısını bu şekilde yazıyoruz. Onda buradaki işlemlerimiz tamamsa bunları da tamamladık. Güncellemeleri de tamamladık. Güncelleme şeylerini. Tamam diyoruz. Ondan sonra simgeyi en son ayarlarız, fark etmez. Simge şu an için önemli değil. Önemli olan bizim için portable yapması. Tamam diyorum. Bakalım. Evet bak, bakın burada şu anda gelmiş. Kestim bunu ben. Masa üstüne alıyorum. Bakalım şimdi. Şunu aşağıya çekeyim. Notepad'i şu anda portable yaptık arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çalıştı arkadaşlar. WinRAR'la açalım. Sağ tıklayıp açıyorum. Eklediğimiz parametreleri görelim. Evet, görüyoruz burada. Dosyaları çıkarttıktan sonra çalıştırma komutu. Silent 1, sessiz kurulum. Override, hepsinin üzerine yazma. Update, yine değiştirme. Dosyaları değiştiriyor. Evet arkadaşlar, Notepad'i bu şekilde portable, bütün programları aynı metotla portable yapabilirsiniz. FileZilla programını katılımsız yapalım şimdi arkadaşlar WinRAR'la. Portable kısmı anlaşılmıştır umarım, ama orayı da hızlı bir geçelim daha sonra. Buradan arkadaşlar FileZilla'nın parametresini öğrenmek istiyorum ben öncelikle. Bakalım parametresini. FileZilla aç diyoruz. Evet, parametresi S parametresi arkadaşlar. Slash S. Silent yani. Siz bunu kopyalayın veya 50 yazın, fark etmez. Ben 50 yazacağım şimdilik. Bunu kapatalım. Sağ tıklıyoruz. Bunu katılımsız yapıyoruz arkadaşlar. Arşive ekle. SFX arşivi oluştur. Katı arşivi oluştur. Buradan en iyi seçiyoruz. Buradan 64 bit sözlük boyutunu. Gelişmişe geliyoruz. SFX seçenekleri. Modlar, geçici mod. Tümünü gizle. Kurulum, FileZilla'nın ismini yazıyoruz buraya arkadaşlar. FileZilla nokta ekse slash sağ yatık S diyoruz buraya. Biraz önce aldığımız parametre.
Ondan sonra güncellemeye bakalım. Dosyaları ayıkla ve güncelle. Tüm dosyaların üzerine yaz. Tamam diyoruz. Ondan sonra buradan bakıyoruz. Genel bir yanlış var, yanlışlık var mı? Onlara bakıyoruz. Kontrollerimizi yapalım. Herhangi bir şey yok şu anda. Buradan simge de ekleyebilirsiniz. ICO uzantılı arkadaşlar. Simge paketini ekleyebilirsiniz. Şu anda ben simge paketini hazırlamadım. ResHacker programıyla simgeyi değiştireceğiz. Onu göstereceğim. Tamam diyoruz arkadaşlar. WinRAR WinRAR diyorum. FileZilla'yı yaptık. FileZilla katılımsız diyelim. Katılımsız. ResHacker programıyla açıyorum. ResHacker programını. Daha sonra üstüne sürükleyip bırakıyorum. İkon simgesini seçiyorum. Eylem seçip simge değiştirden FileZilla'yı göstereceğim şimdi. FileZilla nerede? Burada. Evet. Değiştir diyoruz. Bakın simge değişti arkadaşlar. Şimdi kaydet yapıyorum. Kaydettim. Bunu kapatalım. Eski olanı burada. Bunu silelim. Katılımsız. Şimdi simge değişmedi. Adı değişti. 1 diyelim. Katılımsız 1. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi değişti. WinRAR'la açıyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Parametreyi yazdık. Diğer parametre işlemleri de yaptık. Temp modu açacak şeyi dosyayı. Geçici moda. Buraya isterseniz açıklamalar kısmını kendiniz daha sonradan düzeltebilirsiniz. İstediğinizi yazabilirsiniz. Mesela tnctr.com Forges yazdım buraya. Yeniden düzenleme yapabilirsiniz isterseniz. Şimdilik yapmayacağım. Evet, kurum yapalım. Yönetici olarak çalıştıralım. Kuracak şimdi. Şu anda sistemimize kuruyor arkadaşlar. Bakalım buradan şeye bakalım. FileZilla'ya. Evet, buraya geldi. Pro. Prosunu kurduk. Açalım. Gördüğümüz gibi arkadaşlar FileZilla kuruldu. Bu katılımsız program arkadaşlar. Bildiğimiz üzere. FileZilla'yı isterseniz portable yapabilirsiniz. Burada görelim. Evet. Bakalım şeylerini. İçerikleri burada. Bunu portable yapmak istiyorsanız arkadaşlar WinRAR'la ekliyoruz. Arşivi ekle. SFX oluştur. Katılımsız şey katı arşiv oluştur. En iyi yapalım buradan. Gördüğümüz gibi. Gelişmişe tıklıyoruz. SFX seçenekleri. Modlara geliyoruz. Modlar. Geçici klasörü aç. Tümünü gizle. Güncellemeye geliyoruz. Dosya ayıkla güncelle. Buradan tüm dosyaların üzerine yaz. Seçiyoruz. Simge paketini de isterseniz seçebilirsiniz. Buradan. Verecek mi bakalım. Kendi dizinine girelim bir bakalım. Simge verecek mi? Vermiyor. Biz kendimiz ResHacker'la tekrardan yapabiliriz. Şimdi SFX seçeneklerinden kuruluma gelelim. FileZilla Pro'yu kopyalıyorum dizin ismini. Buraya geliyorum. Nokta şey pardon. Sola slash. Hangi dosyayı çalıştıracağız? FileZilla. Bunu da kopyalayalım. Buraya yapıştırdım. Nokta eksi diye şey yap. Ekledik buraya. Yani ayıklamadan sonra direkt çalışacak şekilde arkadaşlar. Portable yapıyoruz bunu. Tamam diyorum. Yine tamam. Program failsin içinde şu anda oluşturuyor. Sıkıştırmaları da yaptık. Evet, portable programımız hazır arkadaşlar. Bunu buraya alalım. FileZilla Pro Portable diyelim. Notepad'e de portable diye adlandıralım. İster simgeler önemli değil arkadaşlar. İsterseniz değiştirmeyebilirsiniz. Simge de düzeltebilir. Şimdi çalıştırıyorum FileZilla'yı. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz gibi portable FileZilla'mız çalıştı arkadaşlar. Katılımsız kısmını zaten anladık değil mi? Değil mi arkadaşlar? Yani parametreyi buluyoruz. Daha sonra exe dosyasını paketleyip WinRAR'la gerekli parametreleri yazıp daha sonra şey yapıyoruz. Kurulumunu sağlıyoruz. Burada ben katılımsız olanı tekrar açayım. Gördüğümüz gibi parametresini ekledik. Temp modu açtık. Açıklamalar kısmında buradan ilaveler yapabilirsiniz. SFX kısmına da. İki tane şu anda portable program yaptık. Bir tane katılımsız program yaptık. Yani
Katılım portable program herhangi bir kurulum yapmaz, program ekle kaldıra eklemez kendini. Direkt hazır halde çalışır arkadaşlar. File zilleyi burada gördüğümüz gibi kaldıralım bunu. Kaldır diyorum. Buna gerek yok. Sonradan yeniden başlat diyor. Şu anda file zilleyi kaldırdık. Buradan da bakalım. File zille. Yok burada gördüğümüz gibi. File zilleyi çalıştırıyorum. Portable. Evet, gördüğümüz gibi arkadaşlar portable çalışıyor. Hiçbir herhangi bir kurulum gerekmeden direkt portable yaptık arkadaşlar programı. İstersek dedi biraz önce Resacker'ı ben konuya linki de eklerim videonun altına. Resacker'la USSF'yi Pro'yu buraya ikonu simgeyi tıklıyoruz. Daha sonra simge değiştir. FileZilla zaten burada exe dosyasını gösteriyoruz. Tamam diyoruz. Simge değişti arkadaşlar şimdi. Aynısını Notepad'e de yapabiliriz. Fark etmez. Ben gösterme amaçlı şey yaptım bunu. Simge değişikliği. 1 diyelim. Yani şu an hemen değişmiyor. Evet, portable değişti. Bunu silelim. Açık olan bir şey var galiba. Burada bir şey yok. Neyse, önemli değil. Portable çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar, portable FileZilla geldi. Katılımsız kurulum ve katılımsız kurulumu tekrar bir geçeyim özetle o kısmı da anlamak adına. Sağ tıklıyoruz arkadaşlar katılımsız yapacağımız ekseye. WinRAR ekle diyoruz. Arşive ekle diyoruz. SFX arşivi oluştur. Katı arşivi oluştur. Buradan en iyi seçiyoruz. En iyi seçelim arkadaşlar. Mouse'da bir sorun var benim de. 64 MB seçelim. Burası tamam. Gelişmişe geliyoruz. SFX seçenekleri. Kurulum yazıyoruz. FileZilla'yı kuracağımız için file aynı şekilde adını yazıyoruz buraya. Nokta .exe yapıyoruz. Sağ slash s yapıyoruz. Parametreyi öyle almıştık çünkü. Modlar geçici mod. Tümünü gizle. Güncellemede tüm dosyaları ayıkla güncelle. Tüm dosyaların üzerine yaz. Tamam diyoruz. Ondan sonra katılımsız programımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Simge değişimini Resacker'la yapabilirsiniz. Bunu göstermiştim biraz evvel. Paketleyip onu ben zipleyip konu altına eklerim. Ya oradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu silelim, gerek yok. Zaten yapmıştık katılımsızı. Bakayım simge 1'di. Tamam, katılımsız yaptık. WinRAR'la katılımsız ve portable anlatımım arkadaşlar anlaşılmıştır umarım şimdiye kadar. İşlemler sadece birkaç tıktan ibaret. Gayet kolay işlemler. Kurulmuş programları portable yapmak. Katılımsız programları tek exe üzerinden paketleyip katılımsız olarak kurdurmak. Bazı programların parametresini eğer bu USSF ile bulamazsanız internet üzerinden araştırma yaparak da parametreyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani bana bir aradığınız bir programın parametresi mesela yoksa FileZilla diyelim buraya. FileZilla parametre yazıyoruz. Örnek veriyorum yani sadece command line. Buradan araştırırız. Command FileZilla burada şeyleri var, forumları var vesaire. Burada çıkar arkadaşlar. Command line diyor FileZilla hatta yazıyor buraya. Araştırma yaparak uzantıları ya parametreleri bulabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla burada işte detaylar veriliyor. Bakayım. Evet. Burada fazla bir şey yok. Bunu geçelim. Önemli değil. Şimdi WinRAR'la biz portable ve katılımsız programları yapma işlemini anlattık arkadaşlar. Umarım yani video yararlı olmuştur. Forumda ve sitede konuyu görünce ben de bir anlatayım, kısa bir anlatım yapayım dedim. Dolayısıyla işin temelini umarım iyi anlatmışımdır. Yararlı olması dileklerimle. Soru ve görüşleriniz olursa video altından ve site forum yorumları kısmından bana yazabilirsiniz. Ben yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Saygılarımla ve sevgilerimle arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.